Hepinize merhaba. Umarım güzel bir hafta sonu oluyordur sizin için. Maçlar devam ediyor. Trabzonspor zorlu Kayserispor deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sivasspor karşısında yarın Galatasaray ve Fenerbahçe oynayacaklar. Fenerbahçe için Kasımpaşa maçının çok kolay geçmeyeceğini, özellikle de Olympiakos mağlubiyetinden sonra demoralize olan Fenerbahçe için bu maçın birazcık daha karmaşık olacağını düşündüğümü söylemiştim zaten sizlerle. Galatasaray için de kolay geçecek bir maç değil. Her ne kadar şu ana kadar bir puan toplayıp işte teknik direktörünü gönderse ve göreve Hamza Hamzaoğlu'nu getirse de Çaykur Rizespor iç saha maçlarında, özellikle de rakip Galatasaray olduğunda, çok daha farklı bir motivasyonla, bence diğer rakiplere karşı olmayan bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Tabii bunun nedenlerini hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar konuşmaya da gerek yok bence. Ama şöyle bir gerçeklik var ki son olay, yani Oğulcan Çağlayan olayında önce sulh olmak zorundan, bu sulhu değişik nedenlerle işte tahkim kurulu üyeleri ya da profesyonel futbol disiplin kurulu üyeleriyle ilgili Galatasaray'ın açtığı davayı çekmesi koşuluna bağlamak, elbette ki iyi niyetli davranışları, yaklaşımları bütünüyle ortadan kaldırdı ki sonrasında Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, Galatasaray aleyhinde ya da işte malum takım ifadesi kullanarak yaptığı açıklamalarda bu ortaya çıkan ihtilafı çok daha mesafeli bir duruş noktasına getirdi kulüpler düzeyinde. Ama ben bunun yarınki maça sirayet etmeyeceğini düşünüyorum. Nedenini soracak olursanız Fatih Terim'in stratejisi bu yönde. Fatih Terim bu yaşanan polemiklerin sahaya yansımamasını istiyor. Çünkü ne kadar şartlanarak çıkarsanız bu bir maça ya da böylesine bir maça, o kadar hata yapma oranınız yükselir. Aynı oranda hata yapma oranınız yükselir. Sakin, bildiği oyunu oynayacak. Sadece kazanıp gitmeyi amaçlayacak Galatasaray. İşte Oğulcan Çağlayan bu nedenle kadroya alınmadı bence. Herhangi bir sakatlık sorunu yok. Benim tahminim şuydu. Daha önceki videomda da paylaştım. Oğulcan Çağlayan bu maçta oynar. Çaykur Rizespor maçında hem de banko oynar. 11'de oynar ve gereğini de yapar. Bu çok anlamlı olur. Sembolik bir aslında cevap da olabilir bu yaşananlara şeklinde yorumlamıştım. Ama Fatih Terim bence daha doğruyu düşünüyor bu noktada. Oğulcan Çağlayan'ın oynaması, işte oraya gelecek Çaykur Rizespor taraftarının tepki göstermesine neden olacak taşkınlıklar olabilir ki biliyorsunuz Kayseri'de bugün birisi sahaya indi vesaire. Bakasetas'ın üstüne yürüdü gördüğüm kadarıyla. Buna benzer olaylar olur. Bu takımın motivasyonunu bozar. Yani 2 hafta arka arkaya kaybedilen maçlar, yani Göztepe maçından öncesini söylüyorum. Beraberlikler vesaire. Bu kadar çok puan kaybı yaşanmışken henüz 7. haftada bunun devam etmemesi adına ve böyle de bir rakip bulmuşken, ki Çaykur Rizespor şu anda 1 puana sahip ve takımının %50'sini değiştiren bir takımdan bahsediyor. Yani bir kulüpten bahsediyoruz. Takımın %50'sini değiştirdiler. Samu Diyor gibi, Škoda gibi çok temel ve faydalı oyuncuları gönderdiler ve bir önceki teknik direktör Bülent Uygun kendine göre takımı yeniden dizayn etmeye çalıştı. Ortaya çıkan sonuç da bu. Bu avantaj Galatasaray için. Yani Galatasaray geçen sezonki iç sahada güçlü Çaykur Rizespor'la karşılaşmıyor. Ama onlar Süper Lig takımı. Başlarında Hamza Hamzaoğlu var. Sonuna kadar kazanmak isteyecekler. Dolayısıyla kolay bir maç olmayacak bu çerçeveden baktığımızda. Ama ben %100 Galatasaray'ın üstün olduğunu düşünüyorum. Fakat bu üstünlüğü çok az da olsa yitirmemek adına ya da bu üstünlükten bütünüyle feragat etmemek adına sadece sahaya kanalize olmayı düşünüyor Fatih Terim. Ve bundan ötürüdür ki Oğulcan Çağlayan'ı kadroya almama kararı verdi. Zaten Arda'nın sakatlığı devam ediyor. Oynayamayacak durumdaydı. Ve Oğulcan Çağlayan da bu nedenle kadroya alınmadı. Çünkü ortaya çıkabilecek tepkiler Galatasaray'ın motivasyonunu bozar ya da beklemeyeceğiniz ya da hiç hesaba katmadığınız gerginlikler oluşabilir. Bu nedenle. Bunun dışında Galatasaray'ın elbette ki Marka oynayamayacağı için savunmanın merkezine Luyendama'yı koyarak oynayacağını düşünüyorum ki Marka ile Nelson bence çok iyi ikili oldular. Birbirlerini tamamlıyorlar. Oyun kurma açısından her ikisinin de kendini geliştirmeye ihtiyacı var ya da oyun kurucu stoper olarak tanımlayamam ikisini de. Henüz 22 yaşında Nelson. Belki onun için biraz opsiyon tanıyabiliriz çünkü gelişim aşamasında, ama Marka öyle değil. Fakat tek hamlede çok başarılıydılar ve bence Marsilya maçında kusursuz oynayan ikiliydi Nelson ve Marka. Luyendama da elinden geleni yapıyor ama o pozisyon hatası yapıyor. Ağır kalıyor bazı pozisyonlarda. Topu ayağına çok dolandırıyor. Yani çabuk değil. Sadece hamle yaparken değil, topu ayağından çıkartırken de çabuk değil. Ama elinden geleni yapıyor. İyi niyetli. Mecburen oynayacak Galatasaray onlarla. Ve elbette ki kadroyu da tahmin etmek çok zor olmayacaktır. Sacha Boey maalesef ikinci kez sakatlandı ve yarınki maçta oynayamayacak. Yedlin oynatacak Fatih Hoca. Sol tarafta Anholt oynayacak. Berkay ve
Taylan ikilisinin değişmeyeceği kanaatindeyim. Ben hala bunu savunuyorum. Milli takıma alınmadı Halil Dervişoğlu. Bir performans sorunundan bahsedilebilir ama Halil Dervişoğlu eğer sağlam bir santrforun yanında ikinci forvet olarak oynarsa, kanatta ya da forvet arkasında çok üretken olur. Sadece kendisi değil, oynadığı santrfor da üretken olur. Çünkü alan açan bir futbolcu, top takibi yapan bir oyuncu, dönen topları değerlendiriyor, anında rakibe baskı yapıp sürpriz bir biçimde top kapabiliyor. Bunu milli takımda da gösterdi, Galatasaray'da da gösterdi. Tabii kadroya çağrılmaması bence doğru değil. Çünkü sadece 2-3 haftalık takım performansına bakarak bu kadroları oluşturmamak gerekiyor. Stefan Kuntz, işte Kenan Koçak, yeni teknik ekip milli takımda hangi kriterleri göz önünde bulundurarak kadro tercihlerini yapıyorlar? Açıklayacaklardır muhakkak ve elbette ki bunu zamanla daha iyi göreceğiz ama ben milli takımdaki performansların da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hatırlayın Hollanda maçında milli takımın gol atacak takatı yoktu. 6 tane yemişti ama Halil öyle bir aksiyon yaptı ki, öyle bir baskı uyguladı ki hiç beklemediği anda rakip takımı şaşırttı ve dünyanın şu anda en formda en iyi stoperlerinden bir tanesi olan Van Dijk'ın ayağından topu alarak, ki o sakatlanarak çıktı o pozisyonda. Çünkü Halil o kadar düzgün müdahale etmişti ki oyuncu geç kaldığı için kendini sakatladı. Ve sonunda Cengiz Ünder'e golü attırmıştı Hollanda maçında. Yani bunları da dikkate alarak kadro tercihlerinin yapılması gerekiyor. Göreceğiz. Ben yarınki maçta Galatasaray'ın %100 favori olduğu kanaatindeyim. Ön bölgede muhtemelen Cagney'i kullanacaktır Fatih Terim. Elbette ki Emre Kılıç önemli bir opsiyon ama Emre yani bitiricilik konusunda, süreklilik konusunda problemler yaşıyor. Bazen çok iyi hareketleri oluyor, aksiyonları oluyor, kaleyi düşünüyor, gol atıyor vesaire vesaire ama yani aldığı topu doğru kullanmakta pek çok oyuncu gibi, Galatasaray'daki pek çok oyuncu gibi sorun yaşıyor. Galatasaray Avrupa'da farklı, ligde farklı diyemeyiz. Avrupa'da Galatasaray'a karşı oynayan takımlar Türkiye'deki gibi kapanmıyorlar. Örneğin Alanya Spor gibi 11 kişi savunma yapmıyorlar. Örneğin Kayseri Spor gibi lokal bir maçlık taktik geliştirip Galatasaray'ı bireysel hatalara zorlayıp buradan puan çıkarmaya çalışmıyorlar. Avrupa'daki takımlar kendi bildikleri hücum aksiyonlarını ya da oyun planlarını sahaya uyguluyorlar ve bu stratejiyle oynuyorlar. Dolayısıyla Galatasaray ön bölgeyi kullanma ama doğru hücum geçişleri, yani çok fazla pas yapmadan doğru hücum geçişleri, şu anda set oyunu ya da hücuma yönelik set oyunu konusunda da problemler var. Bunu sonraki videomuzda daha ayrıntılı anlatırız. Bunu yapmadan doğrudan hücuma gidiyor ve sağlam bir savunma anlayışıyla, yani kusursuz, tek, çıkarken sağlam, tek hamlede rakibe değil ama topa agresif bir anlayışta sonuç alıyor. Yani bu Lazio maçındaki galibiyet ya da Marsilya maçı beraberliği tesadüf değil. Galatasaray her ikisinde de ortaya çıkan sonuçları hak etti. Ama ligde durum farklı. Çünkü ligde oynadığınız rakiplerin niteliği ve oyun anlayışları, futbola bakışları farklı. Onlar işte biz şuradan tutturursak puan alırız diye hesap ediyorlar. Alanya Spor başarılı oldu. Kayseri Spor başarılı oldu. Ama Galatasaray'ın oyunu 3. bölgede iyi oynama ve 3. bölgede aşırı baskı yaparken, yani agresif pres uygularken ya da alan baskısıyla rakibi bunaltırken savunma güvenliklerinde tıpkı Avrupa maçlarında olduğu gibi ihmal etmemesi lazım. Bunun için de orta sahada oynayan oyuncuların bağlantıları çok iyi kurmaları lazım. Taylan'a büyük iş düşüyor. Durduk yere top kaybetmemesi lazım ki ekstraları olacak. Aynı zamanda oyun sıkıştığında ters top atmak gibi. İşte Berkan zaten yeterince koşuyor. Çok daha etkin koşular yapmalı. Topsuz alanda da var olmalı. Ve her şeyden önce Galatasaray'ın topu alan oyuncuya kendini gösteren, gerçekten 2, 3, belki de 4 pas seçeneği oluşturmayı başaran oyunculara ihtiyacı var. Bütün bu dediğim şeyler, faktörler basit pas hatalarını da ortadan kaldırabilir. Ki Galatasaray'da bunu yapabilecek, yani topsuz oyunda, topsuz alanda oyunu oynayabilecek, pas isteyecek, pas alışverişinde sürekli hareketli olabilecek. Bu anlamda direncini ve performansını oynadığı süre boyunca ya da 90 dakika oynuyorsa 90 dakika boyunca koruyabilecek oyuncular var. Malzeme var ama işte bu malzemeyi iyi işletmek lazım. Bu da Fatih Terim'in işi. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray çok basit birinci bölgeden çıkarken, topla çıkarken basit top kayıplarını ortadan kaldırırsa, ki kaldırmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi hareketli oyun. Yani oyuncuların sürekli kendini göstererek pas alışverişinde bulunması, ki bu önümüzdeki dönemde Fatih Hoca'nın oturtmaya çalıştığı hücumdaki set oyununa da fayda sağlayabilecek bir faktör. Çünkü set oynayabilmeniz için sürekli doğru pas alışverişinin yapılması lazım. Sadece yatay değil, dikeyde. Bunun için de herkes topsuz alanda da hareketli olmalı. Ayağına alan
topçu kafasını kaldırdığında en az iki tane pas seçeneği görmeli. Nereye pas atsam, rakibin arkasına mı atsam, rakibin bacak arasına atsam da arkasında duran arkadaşım alabilir mi? Ya da uzak noktaya atsam, koştursam da yetişebilir mi hesabı yapmamalı. Zaten bu hesapları yapana kadar eğer rakip sağlamsa geliyor, basıyor ve alıyor. Galatasaray bir kez daha savunma yapmak için enerji harcamak zorunda kalıyor. İşte bütün bunları Fatih Hoca'nın çok kısa sürede, daha fazla zaman kaybetmeden oturtması gerekiyor. Ben Çaykur Rizespor maçının bu bahsettiğim özellikleri sınamak açısından fırsat olduğu kanaatindeyim ve Galatasaray'ın yarınki maçtan galibiyette ayrılacağını düşünüyorum. Bu arada Türk Telekom yazısı kaldırıldı. Türk Telekom'la olan sponsorluk anlaşması bitiyor ve yıl sonunda Galatasaray'ın yeni Katarlı sponsoru devreye girecek ki 5 yıl için 100 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediliyor. Tabi rakamları ve vadeyi, yani süreyi iyi bilmek lazım. Ama bu tür anlaşmalar genelde 5 yıllık yapılıyor. Biliyorsunuz Ali Samiyen Türk Telekom Arena yapıldığında, yani Aslantepe inşa edildiğinde Türk Telekom sponsor olmuştu ve 2011'deydi. Bu 2011'e kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Gelecek para çok önemli Galatasaray'ın sorunlarını çözmesi açısından. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.